Günümüzü çok daha güzel şekilde geçirmenin tonla farklı yolu varken biz gidip Assassin's Creed Mirage oynayarak bir kez daha hayatımızı boşa harcayacağız, zamanımızı boşa harcayacağız. Çünkü biliyorsunuz ki Assassin's Creed Valhalla incelemediğim için başımın etini yıllarca yediniz. Aynısını Mirage'da yapacak değilim. O yüzden Mirage'i inceleyeceğim. Bu da demektir ki oyuna o az 30 saat gömüp bitirmem anlamına geliyor. Kod geleli daha önce de belirttiğim gibi birkaç hafta, hatta ne birkaç hafta, bir hafta falan olmuştu ama henüz o girişemedim. Çünkü oynamam gereken başka oyunlar, aradan çıkarmam gereken başka işler vardı. Pardon. Hastalığım devam ediyor bu arada. Oha. Ondan dolayı bu tarz şeylerimiz olabilir. Yayın boyunca gene bir saniye. Esus'un oyuncağını atayım. Gel. 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 Oyuncağını getirmiş bana gene. Koş. Koştu. Ahem. Ay, en sevdiğim oyun remake'i 11 gün kalmaz, sakın ne düşünüyorsun? İyi şeyler düşünmüyorum. İyi şeyler düşünmüyorum ama yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince yetiştirmeye çalışacağım efendim. Bu ay iki tane inceleme videomuz var. Bildiğiniz gibi hem Assassin's Creed Mirage hem Spider-Man. Üzerine yarın yayınlayacağımız farklı tarzda bir video var. Bakalım onunla ilgili ne düşüneceksiniz, göreceğiz. Ben de bilmiyorum ne düşüneceksiniz. Gerçekten daha önce kanalda herhalde yapmadığımız tarzda bir video diyebiliriz. Onu yayınlayacağız. İleriki günlerde Cyberpunk'a bir şey yapar mı bilmiyorum. Cyberpunk'ı daha biraz önce bitirdim bu arada. Yayından hemen önce bitirdim Phantom Liberty'yi. Finali fazlasıyla depresifti. Yani bayağı depresifti. Yeni gelen final, özellikle oyuna gelen son yeni 5. final diye eklenen şey çok çok depresifti. Bayağı böyle bir oldum. Gerçekten bir koydu yani. Yani böyle bir bildiğin karnıma yumruk yemiş gibi hissettim kendimi. Buradan çıkıp şimdi Assassin's Creed Mirage'e geçip Basim denen hiç sevmediğim dallamanın hikayesini, hiç umursamadığım dönem olan gene Bağdat bilmem ne Zartürt falan filanı görmek ilginç olacak. Hadi bakalım yani dibine kadar duygusallıktan çıkıp Oha. ruhsuz robot karakterlerin mıy 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 konuşacağı bir oyun görmeyi bekliyorum. Bakalım haklı mıyım diye değil miyim, göreceğiz efendim. Pardon. Faksiyonlar var, sen kötü Oha. son almışsındır. Benim bahsettiğim şey ana oyuna eklenen 5. son. Hani ana oyunda zaten 4 tane son vardı. 5. bir son eklemişler. Ondan bahsediyorum. Yoksa Oha. DLC'nin finalinden bahsetmiyorum. DLC'nin birkaç tane farklı final olduğunu biliyorum. Diğer finalleri daha görmedim. Ama şey yani ana oyuna eklenen 5. son gerçekten çok depresifti. Gerçekten çok yıpratıcı bir finaldi ve çok da uzun sürdü yani. 1 saat mi, 1,5 saat mi ne, böyle bildiğin şey seyrettim resmen. Bunalım filmi izledim resmen ya. SS40'dan sonra Lies of P'ye gireceğiz değil mi? SS bugün değil. Bugün Lies of P'ye girmeyeceğiz ama Cuma günü Lies of P'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyenler. Bugün Assassin's Creed sadece oynayacağız. Assassin's Creed yayında oynayıp bitirmeyi planlamıyorum. Öyle bir derdim yok. Çünkü öyle yaparsak yetişmez. Yetişmesi için benim onu yayın dışında her zamanki gibi ebenip yalnız abanıp şey yapmamız lazım. Yani bitirmem lazım ki incelemesini size bu ay içerisinde yetiştirebileyim. Evet efendim. Cyberpunk'ın 5. sonunda yine boss aynı mı? Öyle bir şey değil. Cyberpunk'ın 5. sonunda boss falan yoksa, Cyberpunk'ın 5. sonu çok farklı bir kafada. Yani sinematik bir şey o yani. Çok uzun bir sinematik, öyle söyleyeyim sana. 1,5 saatlik epey uzun ve depresif bir sinematik neredeyse. İnteraktif bir sinematik yani, şey değil. Savaşlı mavaşlı bir şey değil yani. O tarz bir şey değil. Starfield incelemesi gelecek mi? Hele bir bakalım ya. Şu elimizdekileri bir çıkartalım da. Hele bir bakalım ona yani. Spoiler vereyim. Oyun 1 saatten sonra başlıyor. Hayırlısı. Mantıklı. Erdem Koçer, hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Bence fazla uzatmayalım. Oha. Bir önce girelim, oynayalım. Çünkü evet, oyunun 1. saatinde ben daha Assassin's Creed logosunun geldiği ve oyunun başladığını duydum zaten. Öyle bir konu söz konusu imiş. Ondan dolayı çok da şey yapmadan başlamak en mantıklısı olacak. Oha. Başlayalım, girelim. Oyunun ne olduğunu bir görelim. Oyunun muhtemelen prologu eğer 1 saat sürüyorsa, Valhalla'da bu sürenin 4 saat olduğu ve ne kadar sıkıcı olduğu düşünüldüğünde, benzer bir durumla karşı karşıya Oha. kalırsak ne hissedeceğimi bilmiyorum. O yüzden girelim ve oynayalım sevgili izleyenler.
Sizlerin keyifleriniz yerinde diye düşünüyorum. Sordum, kimse bir şey demedi. Trip atıyorum değil mi? Sordum, nasılsınız dedim. Bir şey demediniz. Ben bozuldum şahsen yani. Hoş değil. Evet, dual sense'imizi bağladık.